Gonca, aç benim. Serdar, ya senin ne işin var burada? Çok gir içeri. Ya Serdar, sen ne yapıyorsun Allah aşkına? Ya görseydi seni? Asıl sen ne yapıyorsun Gonca? Hı? Ne yani? Gerçekten gidecek misin o herifle? Saçmalama. Tabii ki gitmeyeceğim. Gonca, bak mutfakta konuşmalarınızı duydum. Tamam dedin o herife. Geliyorum dedin. Bunlar ne böyle ha? Resmen toplanıyorsun. Ya sessiz ol. Ne gitmesi ya? Ben öyle Necdet ikna edemeyince hazırlanıyormuş numarası yaptım. Vakit kazanmak için. Yalandan söyledim. Ne bileyim, gidiyorum deyince, bir de burayı böyle görünce... Yani Necdet'le gideceğimi düşündün. Evet, yani hayır. Uf, ne bileyim işte ya. Sana bu kadar baskı yapınca kendini mecbur hissedersin zannettim. İstediği kadar baskı yapsın o. Yine de hiçbir yere gitmem onunla. Ya ben öyle vakit kazanmak için hazırlanıyormuş numarası yaptım. Necdet bir anda pat diye odaya gelir falan diye. Toparlanıyormuş, süsü verdim. Her şeyi çıkarttım işte. Ne olacak şimdi peki? Eninde sonunda bu adam seni de alıp götürmek isteyecek buradan. Eğer her şey istediğim gibi ilerlerse o biraz zor işte. Ne demek istiyorsun? Polis aradım. Onu ihbar ettim. Ne? Evet. Şimdi yolda geliyorlar. Umarım çok geç olmadan burada olurlar. İnanmıyorum sana ya. Şimdi bir tek zamana ihtiyacımız var. Polisler gelene kadar benim Necdet'i oyalamam lazım. Hadi Gonca, hadi acele et biraz, acele et. Hazırlanmasına hiç izin vermeyecektim. Arkamıza bile bakmadan çıkıp gidecektik buradan. Erkut'tan da haber yok. Hadi Erkut, aç şu telefonu, aç! Ya, neredesin sen, neredesin ben? Böyle önemli bir günde ona işimiz düşüyor... ...ama Erkut Bey de ortada yok. İlk defa mı geliyorsun bu tarafa? Hı hı. Nasıl, beğendin mi? Beğendim ya, çok güzel yerler. Böyle bir sürü ağaç var falan. De ben ilk defa ağaçların bu kadar bol olduğu bir yere geldiğim için. Tabii. İstanbul'da şimdi her yer beton oldu. Bu devirde böyle bir yere yakın oturmak şans işi. Ben çok severim burayı. Sık sık çıkar yürürüm bu yol boyunca. Sen sever misin yürümeyi? Yani bizim mahallede öyle pek rahat dolaşamazsın. Bir de babam zırt pırt çıkma deyince
Öyle, ben genelde evde takılıyorum yani. O zaman farklı gelmiştir sana burası. Buranın havası bile farklıdır. Oksijeni boldur. Rahatlatır insanı, sakinleştirir. Ama geceleri çıkılmaz tabii. Niye ki? Tilki domuz falan çıkabiliyor. Ya? Tilki mi, domuz mu? Yani sadece geceleri mi çıkıyor? Ya şimdi de çıkarsa? Ya ben sevmem öyle şeyleri. Hadi ne olur denelim ya. Korkma canım. Bu saatte ne tilkisi domuz? Hem tilki ne yapsın bu Erkut'un tatsız etini? Değil mi? Yemeğe değmez. Ya ondan da değil. Ben sanki üşüdüm biraz. Üşüdün mü? Serin değil mi? Sen bir de kışın gör burayı. Dur ben sana hırkamı vereyim. Gerek yok ama. Al canım. Sağ ol, teşekkür ederim. Şimdi sen üşüyeceksin ama böyle. Ben üşümem ya. Severim soğuk kışı. Sen? Bilmem. Yani hiç düşünmedim. Ama galiba ilkbahar. Yok yok. Vallahi benim içim rahat etmedi böyle ya. Sen üşüyeceksin. Tamam bak. Şu ileride bir kaynak var. Çok güzeldir. Onu da göstereyim sana. Ha? Sonra kestirmeden döneriz. Olur. Tamam hadi. Bakalım. Şimdi parktan geldik. Uyku zamanı. Nasıl da eğlendiriyor kendi kendini. Öyledir benim tatlı kızım. Melek, benim çıkmam lazım. İşlerim var. Baba gidiyor musun? Evet kızım. Baba, gitme ne olur. Hem neden gidiyorsun ki? İşlerim var kızım. Ama gidip yine geleceksin değil mi? Yani... Gece bizimle kalacaksın. Kalacaksın değil mi baba? Canım kızım benim. Babasının güzeli. Ama şimdi kalamam. Ama neden baba, neden? Ben seni çok özlerim. Güzel kızım. Ben şu kapıdan çıktığım an seni özlemeye başlayacağım. Ama şimdi gitmem lazım, işlerim var. Peki başka zaman da mı kalmayacaksın? Kızım. Yavrum yapma böyle ne olur. Ama niye anne? Ben ikiniz de yanımda istiyorum. Hem herkesin annesi babası yan yana. Benim güzel, akıllı kızım. Üzülme olur mu? Bak o zaman şöyle yapalım. Beni her özlediğinde ararsın. Ben de seni görmeye gelirim. Söz veriyorum güzel kızım. Anlaştık mı? Benim akıllı kızım. Of. Herkese çok selam söyle. Olur söylerim. Melek gidiyorum ama içim hiç huzurlu değil. Neden? Konuşmamız gereken bir sürü şey vardı ama hiçbirini konuşamadık. Elif'in nerede yaşayacağı konusunu detaylıca konuşmamız lazım. Kenan, Elif burada yanımda işte. Neyini konuşacağız? Melek, ben Elif'in çiftliğe yerleşmesini istiyorum. Ne yani? Beni kızından ayıracak mısın? Hayır tabii ki de. Onu kastetmiyorum. Neyi kastediyorsun o zaman? Ya ben aylarca kızıma hasret kaldım. Onu bulmak için ne acılar çektim. Şimdi çıkmış sen de bana... Neyse Melek tamam. Konuşalım derken tartışalım anlamında söylemedim ben bunu. Ama söylediğin o anlamı çıkıyor Kenan. Tamam böyle ayaküstü olmaz. İkimiz de yorgunuz. Ben kimsenin huzurunu kaçırmak istemiyorum. Bu konuyu rahat bir ortamda detaylıca konuşmamız şart. Ayrıca için rahat olsun. Bir güvenlik şirketiyle anlaştım. Güvenlik şirketi mi? Siz burada olduğunuz sürece sizi rahatsız etmeden uzaktan kontrol edecekler. Güvenliğiniz için. (Gülüyor)
Kızım. Anneciğim. Niye oynamıyorsun sen bebeklerini? Anneciğim. Neyin var? Niye alsın sen suratını? Babam niye gitti ki hemen? Kızım dedi ya sana işlerim var diye. Ben babamın da yanında olmasını istiyorum. Olur tabii. Anneciğim niye olmasın ki? Kızısın sen onun. O zaman gitmeseydi. Niye bizimle kalmadı? Çünkü onun da bir evi var. Hem orada babaannem var. Zeynep ablam var. Selim amcam var. Herkes orada ama biz buradayız işte. Ben ne zaman istersen götürürüm seni anneciğim. Gidince kalacak mıyız peki? Kalırız tabii. Hem istersen sen tek başına da gidersin anneciğim. Orası senin de evin. Ama ben hep senin yanında kalmak istiyorum. Senden ayrılmak istemiyorum. Canım kızım benim. Melek kızım. Nereye gidersem gideyim, senin de yanımda olmanı istiyorum anne. Ben de kızım. Ben de bir tane. Tamam değil mi? Bir şey unutmadık herhalde. Yok Tülay abla, baktım ben. Tamam o zaman çıkalım. Hadi babacığım gel. Gir koluma. Koluna mı gireyim? O kadar düşmedik oğlum daha. İstersen bir tekerlekli sandalye getir ha. Ben kendim yürürüm. Ya babacığım bak günlerdir yatıyorsun burada. Şimdi ne olur ne olmaz başımıza iş çıkarma. Hem sen kendini benim kollarıma bırak. Burada güvendesin. Onun kollarına bırakacakmışım. Oğlum o kadar kafayı yemedim daha ben değil mi? Veysel çocuk haklı. Hadi azarlayıp durma. Yok yok yok. Bunlar tamamen narkozun etkisi. Şimdi narkoz dediğimiz şey benim babam böyle tatlı, huysuz bir dede haline getirdi. He? Dede mi? Lan bana bak. Ben daha gencim oğlum, gencim. Senin gibi 100 tanesini cebimden çıkarırım. Tamam. Zaten bu lafı da dediğine göre kesinlikle yaşlanıyor demektir. Ben o dede lafını yedireceğim sana sonra. Onu. Hadi hadi didişip durmayın. Eve geç kalmayalım. Ya ben eve gelmeyeyim. Sizi boş yere rahatsız etmeyeyim ya. Zaten burada hastane köşelerinde perişan oldunuz. Ben kendi evime gideyim. Veysel daha önce konuşmuştuk ama bunu. Hadi. Hem ne yükü Veysel amca? Hiç olur mu öyle şey? İyi de kızım. Babacığım. Tamam. Artık bu konu kapandı. Nokta. Hadi bize gidiyoruz. Allah Allah. Peki tamam o zaman. Hadi hadi. Oldu bile oldu. Hadi. Hadi be. Alt tarafı 2 parça eşya. Yok yok. Bekleyemeyeceğim burada. Gonca. Efendim. Hadi artık gitmemiz lazım. Tamam geliyorum. Ya bak hala. Ya sakin ol bak duyacak şimdi. Ya duyarsa duysun be. Şeytan ya çık dışarı kır şu herifin ağzını yüzünü. Ya Gonca hadi gel gidelim şu nalet yerden artık ya. Ya saçmalama. Şu kapıyı açacak mısın? Bir dakika. Bak biz hiçbir yere gitmeyeceğiz. O gidecek biz kalacağız. Hadi ama Gonca. Hem bu kapı niye kilitli? Ne oluyor ya? Gonca hadi aç şu kapıyı. Hem bu kapı
kapı niye kilitli? Sen gittikten sonra ben çok tedirgin oldum, korktum. Yani alışkanlık, kilitlemişim öyle. Eyvah! Necdet geldiler. Allah kahretsin, ne yapacağız biz şimdi ya? Yürü Gonca, gidiyoruz. Kaçmamız lazım. Olmaz, olmaz. Ben seninle gelemem. Ne demek gelemem? Yani ben seni yavaşlatırım. Bence sen bir an önce kaçıp kurtar kendini. Olmaz öyle şey. Yürü. Bak, eğer benim yüzümden yakalanırsan ben kendimi çok kötü hissederim ama. Hadi ne duruyorsun, gitsene. Necdet, bak eğer kaçarken bebeğimize bir şey olursa biz ne yaparız, hadi. Tamam, tamam, ben gidiyorum. Arayacağım seni. Tamam. Buyurun. Necdet Karapınar'ın burada olduğuna dair bir ihbar var. Allah Allah. Necdet'in. Bütün evi arayacağız. Tabii memur bey. İstediğiniz her yere bakabilirsiniz. Buyurun. Hava çarptı tabii değil mi? Kusura bakma ya. Ve sersem gibi oldum iyice. Oksijenden işte. Nasıldı su kaynağı? Ne kadar berrak değil mi? Dediğim kadar var mıymış? Çok güzeldi canım. Pırıl pırıl. Tadı da çok güzeldi. İçinde çeşitli mineraller varmış. İçeni gençleştiriyormuş. Öyle diyorlar. Gerçekten mi? Tüh ya. Bilseydim ben yanıma şişe falan alırdım. Doldurdum en azından. Üzülme canım. Tekrar geliriz. Hem piknikte yaparız. Olur vallahi. Süper olur. Yordum seni değil mi? Yok ya, sen değil de hava yordu biraz. O zaman sen uyuyakalmadan dönelim artık ha. Bu arada her şey için çok teşekkür ederim. Yani ben çok güzel bir gün geçirdim bugün gerçekten. Rica ederim. Ne demek? Ne zaman istersen yine geliriz. Tamam. Ama beni tilkilerden sen koruyacaksın. Tamam, anlaştık. Mis gibi olmuş mis. Hele bir de tavuk suyu ne yapmışsınız var ya. Afiyet olsun canım, beğendin mi? Ne demek beğendin mi ya? Tabii ki çok beğendim ama yetmedi ki. Ya babacığım, gözünü seveyim. Şu yediklerine birazcık dikkat et. Bak onca şey atlattın. Ya var ya, bu çocuğun bana garezi var ya. Ben anladım. Ya babam, senin iyiliğin için söylüyorum. Yoksa bana ne? Ha, iyilikmiş. Çocuk haklı Veysel. Doğru söylüyor. Öyle löp löp götürmek yok. Hem doktorun dediklerini duydun. Ya bu doktorlar var ya, 6 sene boyunca milletin ne yiyip ne yemeyeceğine karar vermek için okuyorlar ha. Başka da bir halta yaramıyorlar. Olsun olsun, ben alayım da. Veysel amca, birazdan ilaç saatin geliyor, unutmayalım. Tamam yavrum, sağ ol, sağ ol kızım. Ya telaşıya geldi, unuttum. Elif nerede? Babasında mı yoksa? Yok, içeride uyuyor şimdi. İşte prensesimiz de geldi. Aa, Veysel amcam gelmiş. Gel buraya, gel, gel. İyileştin mi artık? Ha, dipçik gibiyim bak. Bir şey ister misin? Getireyim mi? Çorba içtim az evvel. Afiyet olsun. Veysel amca, o gün, hani o kötü adamların olduğu gün, ben sana bir şey olacak diye çok korktum. Ya, geçti gitti bak, hepimiz kurtulduk. Sen olmasaydın annemle hayatta konuşamazdım. Ya ben ne yaptım ki? İşte elimden ancak bu kadar geldi. Seni o gün bir daha karşımda görünce çok şaşırdım. Ama çok da sevindim. Hele ben. Seni görünce dedim,
Hayal mi görüyorum acaba dedim. Yani böyle ve oğlum mesela sen kafayı sıyırdın dedim ha. Gerçek sanmadın mı yani beni? Hayalet gibi miydim? Ya tabii Veysel amcanın ayarı şöyle bir bozuldu. Ama bir baktım ki bizim Elif. Anne, duydun mu? Beni hayalet sanmış. Peri bu, peri, peri. Neredesin sen şimdi? Orman yolundayım. Caddeye çıkacağım birazdan. Tamam. Peki kimse gördü mü seni? Erkut hala dönmedi çünkü. Hayır. Kimse görmedi, merak etme. Vallahi ucuz atlattık Serdar. Neyse ben kapatıyorum. Erkut geldi. Daha sonra ararım. Dikkatli ol. Neredesiniz acaba Erkut Bey? Dışarıdaydık Gonca. Gezdik biraz. Senin işin gezmek mi Erkut? Ayrıca burası tatil köyü mü? Gonca, amma abarttın ya. Alt tarafı yürüdük biraz. Ne oldu? Önemli bir şey mi var? Ne olduğunu merak ediyorsan ben sana söyleyeyim canım. Sen yokken Necdet geldi. Necdet mi geldi? Nasıl ya? İmkansız bu. Necdet Bey şehir dışından döndü yani. Ne diyorsun sen be? Neden bahsediyor bu? İş için gitmişti ya. Sen dışarılarda öyle turlarken Necdet geldi. Beni götürmeye kalktı. Neredeyse beraber gidiyorduk ki polisler geldi. Her yeri alt üst etti. Yani bakmadıkları bir halının altı kalmıştır herhalde. Polisler mi geldi? Nerede Necdet Bey şimdi? Apar topar gitti. Ama siz alt tarafı sadece yürümeye gitmiştiniz değil mi? Bu anlattıklarım ciddiye alınmam için yeterli mi Erkut? Tamam Gonca, kusura bakma. Böyle olacağını bilemedim. Gereksiz işlerle uğraşmasaydım iyi olurdu. Keşke gitmeseydik. Necdet Bey gelmiş. Acaba tekrar gelir mi? Gustav! Ne yapıyorsun bakalım tatlı kız? Top mu oynuyorsun sen? Evet ama... Çok sıkıldım. Aa, niyeymiş? Elif abla özledim ben. Elif abla annesiyle birlikte annesinin evinde şimdi. Evinde mi? Nasıl yani? Burası onun evi değil mi? Burası tabii ki onun evi. Ama şimdilik annesinin evinde. Sonra gelecek tekrar buraya. Ne yapacak be peki? Gelecek tabii. Geldikten sonra da beraber oyunlar oynayacaksınız. Ferah kahveleriniz olsun Ali Hanımcığım. Afiyet şeker olsun. Ay çocuklar olmayınca da ev bayağı sessiz oluyormuş. Tuğçe'yi okula yollayana kadar tam bir curcuna oluyor. Sonra da böyle kalıveriyorum işte. Selim oğlumla Zeynep kızımı da çok takdir ettim. Evlendik diye okullarını bırakmamışlar maşallah. Yok yok, tam aksine. Gelinime bu konuda güvenim tam. Bizim haylazı o toparladı. Selim'e kalsa daha çok yolu vardı. Fakat ne olursa olsun pırlanta gibi evlatlar yetiştirmişsiniz. Hele Kenan Bey oğluma gıpta ile bakıyorum. Babaları vefat ettikten sonra Kenan'ım kardeşlerine hem babalık hem abilik etti. Belli belli. Lakin evladım hak ettiği hayatı bir türlü yaşayamadı. Hayırdır Ali Hanım? Kenan'ın yarın boşanma davası görülecek de. Öyle mi? Çok üzüldü. Vaktiyle biz de çok üzüldük. Lakin olması gereken bu. Arzu ne oğlumu ne de evladını hak etmeyecek öyle şeyler yaptı ki hepimizi perişan etti. Şimdi toparlıyoruz kendimizi. Ah ah. Halbuki yuvalar ne zor şartlarda, ne büyük emeklerle kuruluyor değil mi? Öyle de Arzu bunların kıymetini hiçbir zaman bilmedi. Kenan Bey oğlum için de hayırlısı neyse o olsun inşallah. Allah onun gönlüne göre bir eş nasip etsin. Amin inşallah. Ha, iyi insan da lafın üstüne gelirmiş. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk anne. Ne yaptın? Götürdün mü Melek'le torunumu? Götürdüm. Oğlum,
Benim içim hiç rahat değil. Aklım onlarda. Merak etme anne sen. Evin etrafında güvenlik var. İyi de oğlum. Hep böyle mi olacak? Biz burada, torunum orada. Tülay abla, şimdi çiftlikte yardımcı olarak kimse yok yani, öyle mi? Bir yandan da aklım hep onlarda. Veysel iyileşsin de hemen gideceğim. Anne. Söyle kızım. İncir'i Tuğçe oyun oynuyor mudur şimdi çiftlikte? Bilmem. Belki babam parka falan götürmüştür ha? Yavrum, hani baban dedi ya işlerim var diye. Abla, çay kaynamıştır. Ben gidip getireyim. Elif'ciğim, sen de bana yardım etmek ister misin? Hadi o zaman. Feride'ciğim, Murat'a doldurma. O içeride uyukluyor şimdi. Ah, tamam abla. Melek, Elif hep burada mı kalacak? Yani senin yanında. Kızımdan ayrı kaldığım yeter artık Tülay. Artık hep gözümün önünde olsun istiyorum. Haklısın ama çiftlikte kalması daha güvende değil mi? Yani Necdet denen o adam hala yakalanmadı biliyorsun. Ya size bir şey yaparsa? Ya biliyorum. Ama artık kopamam ondan ben. Yapamam. Zaten Kenan bir güvenlik şirketiyle anlaşmış. İçim daha rahat yani. Ha, öyle mi? Öyle. Elif'im de aklı karıştı tabii. Burada mı kalacak? Yoksa çiftliğe mi gidecek? O da ne yapacağını şaşırdı. Yani annesini de babasını da yanında istiyor. Ben ona uygun bir dille anlatmaya çalıştım ama... Yani ben de daha güvende olur diye düşünmüştüm ama... Yoksa... Yok Tülay. Evladım hep yanımda olsun istiyorum ben. Ya böyle koynumda uyusun. Gözümün önünden bir saniye bile ayrılmamasını istiyorum. Abla, annemle babam küsler mi? Yok canım, nereden çıkarttın onu? O zaman niye burada kalmıyor babam? Yani öyle olması gerekiyor da ondan. Ben ikisinin de yanımda olmasını istiyorum. Annemle olduğumda babamı özlüyorum. Babamla olduğum zaman da annemi. Canım benim, üzülme. Onlar seni çok seviyorlar. Ve her zaman yanında olacaklar. Bunu sakın unutma. Çaylarımızı da götürelim soğumadan. Hadi gel bakalım. Belki ben bir şey yapabilirim. Soruya cevap verince Nuri Hoca'nın yüzünü gördün değil mi? Aklı sıra beni rezil edecek. Yer miyim ben be? Yani hayatım, adam ne yapsın? Ben bile bir ara seni uyuyorsun sandım. Selim Emiroğlu'nun radarları her zaman açıktır güzelim. Sen böyle uyumaya devam et ama, tamam mı? Sene sonu da artık hocalar sana uyku notlarını verirler. Ya bu arada haftaya Saniye Hoca quiz yapacakmış. Hafta sonu onun ders notlarına da bir bakalım, olur mu? Olur, olur canım, bakarız. Öbür derse de var da. Ben bir lavaboya gideyim de elimi yüzümü yıkayayım. İnanamıyorum ya. Onca şeyden sonra. Hala nasıl bu herifle birlikte? Sözde çiftlikten çıktım. Ya kurtulamadım şu mutfak işlerinden. Ya kendi sandviçimi de ben yapacaksam ne anladım ben bu işten? Gonca. Biraz konuşalım mı? Ay Aykut, çok acil değilse daha sonra. Acil. İyi. Neymiş bakalım çok acil olan mesele? Masuman. Gonca. Bak, geçici de olsa şu kızın durumuna bir çözüm bulmamız lazım. Ay gerçekten çok mühim bir meseleymiş Aykut. Bak, şu aralar kimseyle uğraşacak halim yok. Ver eline biraz para, baksın başın çaresine. Olur mu canım? Para bitince ne yapacak? Bize ne? Ne yaparsa yapsın. Hem sen bu kıza niye bu kadar ilgileniyorsun bakayım? Ya Gonca, gencecik kız. Bir başına kalmış. Ne yapalım, sokağa mı atalım?
Sen haberleri hiç okumuyorsun galiba. Ay o Ferkut. Ne yapabilirim ya? Nüfusuma mı geçireyim kızı? Bak zaten evin bütün yüküyle ben uğraşıyorum. Ya canım burnumda, bir de sen gelme üstüme ne olur ya. E tamam işte. Alalım Asuman'ı işe. Sana yardım eder. Evi çeker çevirir. Ha? Yok artık. Gonca. Bak ne zamandır hukukumuz var seninle. Bugüne kadar benden istediğin şeyleri bir düşün istersen. Değil mi? Ay iyi tamam. Bana bulaşmayın da ne yaparsanız yapın. Ne yapıyorsun? Sıkılıyor musun? Ya boş boş otur öyle, biraz sıkıldım tabii. Dergilere bakayım dedim ben de. O zaman şimdi vereceğim haber hoşuna gidebilir. Ne haberi? Gonca Hanım'ın sana bir teklifi var. Yani daha ziyade bir öneri gibi düşün. Neymiş o teklif? Dedi ki eğer sen de istersen burada yardımcı olarak çalışmaya başlayabilirmişsin. Gerçekten mi? Ya süpermiş ya. Sevindin mi? Sevindim tabii, çok sevindim hem de. Gerçi Gonca Hanım benden pek haz etmedi diye düşündüm ama... ya çok iyi oldu bu gerçekten. Sana şu durumda olduğumuzu inanamıyorum. Niye? Benden ayrıldığında her şey bitti. Seni de kaybettim sanmıştım. Koray, bak böyle konuşma lütfen. Hem biz birbirimiz için yaratılmışız. Bundan sonra ne olursa olsun bir daha ayrılmayacağız. Niye çektin elini? Şey, Selim arkada. Yani geldiğimizden beri gözü üzerimizde. İstediği kadar baksın. Ver elini. Koray, lütfen bak bir tatsızlık çıksın istemiyorum. Ben senin sevgilin değil mi? Rahat rahat tutamayacak mı elini? Ne yapmaya çalışıyor bu herif? Koray dur, nereye? Ne bakıyorsun oğlum? Canına mı susadın ha? Ne yapıyorsun lan? Çek elini kolunu. Yapmayın ne olur. Sen bu kızdan uzak duracaksın değil mi? Bak git, yoksa çok fena olacak. Ne yaparsın ha? Ne yaparsın? Gebertirim oğlum seni. Lan sen kimi gebertiyorsun ha intolit ha? Abi durun, ne yapıyorsun? Bırak abi! Selim bari sen yap. Mahvedeceğim oğlum seni. Bittin sen. Lan ben seni... Koray tamam hadi gidelim bak ne olur. Göreceksin sen. Bittin sen. Abi iyi misin? İyiyim iyiyim. Bir ihtiyacınız varsa. İlgilenirim ben sağ olun. Selim ne oluyor ya, kim o çocuk? Boş ver ya. Hıyarın teki işte. Nasıl boş vereyim? Ne oldu ki şimdi durduk yere? Hayatım boş ver. Eski bir mesele işte. Geç biz oturalım şöyle. Konuşmaya değmezsin. Hadi kızım. Tabağınızdakileri bitirin. Tamam. Hadi o zaman yarışma yapalım. Kim daha hızlı bitirirse yemeğini o kazanır. Peki Tuğçe abla? Tuğçe, nimetle oyun olmaz kızım. Günah. Ya babaanne ya. Hazır mısın? Hazırım Tuğçe abla. 1, 2, 3 başla. İnci yapma yavrum. Bitirdim, bitirdim. Ben kazandım. Tuğçe ablam aynı anda bitirdik. Bana ne? Ben tabağımda hiçbir şey bırakmadım. Senin tabağında kaçtan duruyor. Biz köfte yarışması yapıyorduk ya, patates yarışması yapıyorduk. Bana ne? Ben kazanmıştım. Uyanık köfte var seni. Hadi bakayım. Karnınız doyduysa ellerinizi yıkayın, çıkın odanızda oynayın biraz. Baba ne?
Sen bunu duymak mı diyorsun? Bavul gibi şiştin bavul. Herkese afiyet bal şeker olsun. Herkese afiyet bal şeker olsun. Hadi bakalım afiyet olsun. Keşke Elif'im de burada yanımızda olsaydı. Olmuyor böyle ayrı gayrı. Şey, diyorum ki acaba yarın Elif için bir parti mi yapsak? Vallahi çok iyi olur Zeynep. Hem çocuklar da eğlenmiş olurlar. Evet, iyi olur. Elif çok sever. İşte o sıradan bit geldi. Sonra elimdeki kayıp ilanlarındaki Elif'in fotoğrafını gördü. O anı asla unutamıyorum. Ben bu kızı tanıyorum dedi. O an dünyalar benim oldu resmen. Bak sen Allah'ın işine ya. Bu nasıl güzel bir tesadüf öyle. Gerçekten öyle. Yani yavrum bulmamda Ahmet'in çok büyük bir katkısı var. Sağ olsun. Allah onun da yüzünü güldürür inşallah. İnşallah ablacığım, inşallah. Anneciğim, ne oldu sana? Niye duruldun sen öyle? Ahmet'i düşünüyordum. Şimdi ne yapıyordur acaba? Ahmet bana çok yardım etti. Hep korudu beni. Çok iyi biri o. Çok. Anne, şimdi biz de onun için bir şey yapamaz mıyız? Yardım edebilir miyiz? Ederiz tabii anneciğim. Elimizden ne geliyorsa en iyisini yaparız. Üzülme sen, ne olur hadi. Yaşasın. O zaman babama da söylerim. Hem Amit'e hem de arkadaşlarıma yardım ederiz. Söyleriz tabii. Canım benim ya. Erkut. Ya ben alışamadım bu kıza. Kanım kaynamıyor niyeyse. Ne var Gonca ya? Kendi halinde bir kızcağız işte. Kendi halinde mi? Ya kız Necdet'in köstebekliğini yapmak için çiftliğe girmiş. Selim'le Zeynep'in arasını açmaya çalışmış. Sen de tutmuş böyle birine güvenmemi bekliyorsun yani. Yapma Gonca. Zamanında hangimiz neler yapmadık, değil mi? Dur ben sana yardım edeyim. Ya kalkmasaydın ben servis ederdim. Olur mu ya? Elime mi yapışacak? Buyurun. Sağ ol Erkut'cum. Bu arada Gonca Hanım, ben çok teşekkür ederim size. Yani benim için nasıl büyük bir iyilik yaptığınızı anlatamam. Kahve harika olmuş ya. Eline sağlık. Beğendin mi? Afiyet olsun. Ben zaten kahveye bayılırım. Tabii hastasıyımdır. Filtreli, filtresiz. Ama tabii Türk kahvesinin yeri ayrı. Allah Allah. Kahve ve sen. Evet. Böyle yapan yoktu, o yüzden içmiyordum Gonca. Artık bundan sonra ben hep kahve yaparım sana o zaman. Yine sar, yine de emlensin. Peki Dilber abla. Pirinç yetti mi? Yetti değilse dolapta daha var. Yetti yetti Aile Hanım. Fazlası var, eksiği yok. Allah sizden razı olsun. Kırmadınız beni, yardıma geldiniz. Sağ olun. Ne demek canım? Çorbada bizim de tuzumuz olsun. Ayşe Hanım'ın pilavı gibi olmaz ama...
Onun da ruhuna gitsin inşallah. Elleriniz kollarınız dert görmesin. Ay çok güzel kokuyor vallahi. Allah kabul etsin Ali Hanımcığım. Amin cümlemize. Tüm kapıları açar Rabbim. Bizlere de hayır kapılarını açsın inşallah. Bundan sonra kötü gün göstermesin hiçbirimize. Amin, amin. Kolay gelsin. Kokular girişe kadar geliyor. Mis gibi kokuyor vallahi. Gel Hasan Efendi gel. Sağ olasın. Adağınızı kestik. İstediğiniz yerlere dağıttık Ali Hanım. Sağ olasın. Bu kalanlar da sizin. Allah kabul etsin. Sağ olasın. Hasan Efendi, bu poşetlerden birini sen al. Gözde, kızım sen de diğerlerini alıver. Peki Ali abla. Hiç gerek yoktu Ali Hanım. Olmaz olur mu? O da senin hakkın. Sağ olun. Allah razı olsun. Allah senden de razı olsun. Benden istediğiniz başka bir şey var mı Ali Hanım? Yok, teşekkür ederim Hasan Efendi. Sen de bugün çok yoruldun. Ne demek Ali Hanım? Bana ihtiyacınız olduğu zaman koşa koşa gelirim. Sağ ol Hasan Efendi. Şimdilik her şeyiniz tam, çok şükür. Peki, o zaman da müsaadenizle. Kolay gelsin. Sağ ol. İyi günler. Hayırdır Ali Hanım? Adak mı kestiniz? Evet, evet. Adak adamıştım. Bugün Allah'ın izniyle keselim. Çok iyi yapmışsınız. Hem hayır pilavı, hem adak. Tüm ölmüşlerinizin ruhuna değsin inşallah. Amin, amin. Kenan Bey merhaba. Aa, merhaba Fatih Bey. Ben de size bakınıyordum. Telaş etmeyin daha var. Bir an önce başlasın ve sonuçlansın istiyorum artık. Olacak olacak merak etmeyin. Arzu da gelmedi hala. Gelir birazdan. Rahat olun. Peki bir sorun çıkmaz değil mi? Boşanırız yani. Arzu Hanım yokuşa sürmek için ekstra çaba sarf etmezse? Peki ya yaparsa? O zaman delimiz çok güçlü Kenan Bey. Hakimin boşanma kararı vermemesi mümkün görünmüyor. İnşallah Fatih Bey inşallah. Çok acıktım anne, çok. Tamam kızım, hazır ediyorum hemen. Aa, Zeynep ablan arıyor, ne oldu acaba? Kızım koş sen ekmekleri getir hadi. Efendim Zeynep? Ya kahvaltı hazırlıyorduk da hemen açamadım. Önemli değil ablacığım, nasılsın? İyiyim. Elif'im gözümün önünde ya, çok iyiyim. Ben de onu diyecektim. Bir şey mi oldu yoksa Zeynep? Ya ablacığım bir şey var da güzel bir şey. Biz diyoruz ki Elif için sürpriz bir parti yapalım bugün. Elif de çok sevinir. Parti mi? Yanında mı yoksa? Yok yok, mutfakta şimdi. Duymasın diye böyle konuştum. Aynen, duymasın duymasın da sürpriz olsun. Tamam canım, unutmam. Hadi konuşuruz sonra o zaman. Öpüyorum. Zeynep abla ne diyor anne? Nasılsınız diye soruyor. Çok merak etmiş de bizi. Keşke ben de konuşsaydım. Çok özledim. Tuğçe'ydi, İnci'ydi. Ama en çok da babamı özledim anne. Hem de çok. O zaman diyorum ki bugün acaba çiftliğe mi gitsek? Gerçekten mi? Evet. Yaşasın. Seni çok seviyorum anne. Çok. Ben de canım benim. Hadi bak çaylarımı soğumadan oturalım artık. Evet. Sonunda beklediğin gün geldi. 7 yıllık karını yüzüne bile bakmadan boşuyorsun. Umarım mutlusundur. Umarım için rahattır. Umarım benden boşandığına değer. Ne o? Meleği getirmedin mi? Senin bir mutlu gününü görmek onun da hakkıydı tabii. Ne olsa benden boşanır boşanmaz nikah kıyacaksınız. Bunun için mi senden boşanıyorum sanıyorsun? Ya neden? Senin gibi insan suretindeki bir şeytana karım demek istemiyorum da ondan. Sen beni şu kadar olsun. Kenan Emiroğlu, Arzu Emiroğlu. Ne
Belirli gün ve saatte celse açıldı. Davacı Kenan Emiroğlu ve davalı Arzu Emiroğlu'nun hazır oldukları görüldü. Davacı vekilinden soruldu. Siz Kenan Emiroğlu, dilekçenizi tekrarlayıp Arzu Emiroğlu'ndan boşanmak istiyor musunuz? Dilekçemizi tekrarlıyorum Sayın Hakim. Boşanma isteğimiz sabittir. Davalı taraftan soruldu. Siz Arzu Emiroğlu, eşiniz Kenan Emiroğlu'ndan boşanmak istiyor musunuz? Evet. Gereği düşünüldü. Davalı Arzu Emiroğlu'nun tutuklu olduğu göz önünde bulundurularak kızları Tuğçe Emiroğlu'nun velayetinin babası Kenan Emiroğlu'na verilmesine, Arzu Emiroğlu'ndan Kenan Emiroğlu tarafından aylık 5000 Türk lirası nafaka bağlanmasına, bu koşullar uyarınca tarafların evlilik akitlerinin sonlandırılmasına karar verilmiştir.